Arkadaşlar forma satın almayla ilgili ufak bir tanıtım videosu gelecek. Dünkü videodaki gibi. Oraya atlamak isteyenler şu anki ekrandaki dakikaya gidebilir. Eğer dün izlemediyseniz, merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar, videomuza başlayalım. Kesinlikle öneriyorum çünkü çok farklı ve açıklamasını da yapacağım. Ama izlemek istemeyenler şu anda ekranda yazan dakikaya geçebilir. Orada videomuz başlıyor. Ama kesinlikle burayı izleyin, kesinlikle biraz önce yazdığım dakikayı da atlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayayım anlatmaya arkadaşlar. Elime bir tane bir şey alayım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz daha önceden benim bir siteden bana bir şeyler geldi, gördüğünüz gibi. Bu tarz formalar falan geldi. Arkadaşlar bunun sitedeki değeri 70 lira falan. Ve ben Adidas Nike'a gittim, baktım arkadaşlar bu tarz bir şey, aynısını göremedim ama bu tarz bir şey 200-300 lira arasında bir şeydi. Arkadaşlarım da zaten bana böyle söyledi. Ve bunların da arkadaşlar şöyle hemen geleyim. Hemen geldim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten orijinal Nike şeyleri falan var. Lisansları falan. Her şeyi var gördüğünüz gibi, kartları, her türlü şey var. Bu da Real Madrid antrenmanın üstünün kartı arkadaşlar. Böyle her şeyi kopardım, bu şekilde gösteriyorum sizlere. Ve burada da arkadaşlar Real Madrid'in antrenmanlarda giydiği üst var. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun da değeri çok fazla değildi. Sitede gerçekten çok ucuz bir site. O siteden bunları kesinlikle almanızı öneriyorum. Açıklama kısmındaki en üstteki linke tıklayabilirsiniz. Zaten hemen nasıl alacağınızı geçeceğiz. Bunun hakkında bana çok soru sormuşsunuz. Gerçekten çok soru gelmiş. Ve arkadaşlar kesinlikle bu siteyi öneriyorum. 20 gün içinde %100 geliyor ve harika bir site arkadaşlar. Kargo parası birazcık fazla oluyor. O yüzden de onun da açıklamasını yapayım arkadaşlar. O kargo parasını da arkadaşlarınızla birlikte almanızı öneriyorum. Mesela 5 tane arkadaşınızla anlaşın ve 5 tane ayrı bir şeyler alın. Ve kargo parasını hepiniz beraber ödediğiniz zaman zaten çok da bir şey olmaz. Ve bence hani bir tane 5 dolarlık forma alabilirsiniz mesela. Gerçekten sizin için bu çok iyi olabilir. Hadi bakalım o zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, videomun açıklama kısmına zaten bu şekilde tıklıyorsunuz. Ve direkt site karşınıza çıkıyor. Şöyle üstteki diğerini kapatayım. Bu şekilde arkadaşlar cap'ler var, futbol botları var. Antrenman kıyafetleri var, spor ayakkabıları, soccer kits ve aşağı indiğimiz zaman basketbol ayakkabıları falan var. Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? Futbolcu üstlerinden gidelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle pozisyona göre falan ayarlamasını yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Milan'ın antrenman kıyafeti var. 2017-2018'de gidiyor ve sadece 24 dolar. Hani bunların gerçekten mağazalara gitseniz değerleri kim bilir ne kadar, 300-400 lira olan şeyler burada 100 lira falan civarında. Gerçekten fiyatları çok iyi ve burada en pahalı şey neymiş mesela, ona da bakmak için buradan price'a bakıyorsunuz arkadaşlar ve şunun tam tersini yaptığınız zaman en pahalıdan en ucuza gidebiliyor. Mesela Real Madrid montu tam 59 dolar arkadaşlar. Gerçekten bence muhteşem bir fiyatı var. Şimdi arkadaşlar şöyle en düşük yapalım. En ucundan bir alma tuşuna bir basacağım. Mesela Barcelona formasını istiyoruz arkadaşlar. 6 dolar. Hemen at kart diyoruz. Futbol ayakkabıları, kramponlar falan da var sitede. Gerçekten çok iyi bir fiyatlaması var ve gerçekten çok iyi. Arkadaşlar ben M'yi seçeceğim mesela. Siz kendinize göre seçebilirsiniz. Burada boyutlandırması falan var zaten. Ona göre hesabınızı yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar numara ve isim eklemek için tam 2 dolar istiyor. Yani çok fazla bir şey istemiyorum için. O yüzden ben de Koray ve 7 numara istiyorum. Zaten üstündeki şeyleri de yazmıştım biliyorsunuz. Lig patches, Şampiyonlar Ligi patch mesela. Gördüğünüz gibi buraya bunu eklediğiniz zaman Şampiyonlar Ligi şey oluyor ve 10 dolara çıktı gördüğünüz gibi. 5 dolar falandı. 10 dolara çıktı diyelim, ekledik. Ve FIFA patch eklediğiniz zaman da 1 dolar artıyor tekrardan ve add to cart diyelim. Ve arkadaşlar hemen add to cart dedikten sonra da yukarıda bir de benim krampon seçmiştim. Biraz önce ben bunu tekrardan denemiştim. Onunla birlikte gördüğünüz gibi şu anda 70 dolar oldu. Bayağı pahalı oldu. Ama yani kramponun da gerçekten tamamen orijinal şeyler olduğu için ben hiç sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım misafir olarak. Türkiye yaptığımız zaman arkadaşlar daha düşük de olabiliyor galiba. Muhtemelen öyledir. Aynen. Türkiye'ye geldiğimiz zaman da 23 dolar. Neden böyle bilmiyorum. Ama hani bunların fiyatları tabi ayarlanabilir. Ben şimdilik şunu seçeceğim. Continue diyeceğim tekrardan. Ve arkadaşlar buraya Credit or debit kart ekliyorsunuz ve buradan Mastercard seçtiğiniz zaman giriyorsunuz arkadaşlar aynı falan. Buradan bu şekilde ödemenizi zaten yapabiliyorsunuz. Her zaman sitelere yaptığınız ödeme gibi altından da ödemenizi yapıp alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii siz kendiniz deneyin. Kargo parası her zaman bu kadar yüksek olmak zorunda değil. Burada da hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten o istediğiniz şeyi yapacağız. Sizlere şimdi yorumları açacağım. Hemen bir saniye bekleyin. O zamana kadar da arkadaşlar bu videoda 1,5 milyon coinslik efsane bir paket açacağız. İçinden Maradona çıkma ihtimali var. Çok düşük de olsa var. O yüzden bu videoda sizlerden tam 5000 beğeni bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, yaparsınız. Dünkü videoya gelmiş, bugünkü videoya da gelir. Hadi bakalım arkadaşlar, herkesten like butonlarını bekliyorum. Herkes like'larını atsın bakalım. Like'larınızı atıyorsunuzdur umarım. Evet, hissediyorum şu anda 4000-5000 oldu bile. Hadi bakalım arkadaşlar, şimdi videoyu açıyorum ve videoyu açtım şimdi. Ve arkadaşlar şu anda videonun yorumlarını gösteriyorum, göstereceğimi söylemiştim ve şu anda evet görüyorsunuz. Arkadaşlar birisi berbat bir paket açtım, 83 oyuncu çıktı, 1.5 milyon coins boşa gitti demiş. Benim ona kalp attığıma rağmen ona 15 beğeni gelmiş ancak arkadaşlar paket aç diyen birisine tam 31 beğeni gelmiş. Hadi 32 yapalım biz de. Hani ona kalp atmadım, bakın gelmedi diyene kalp atmama rağmen, en üstte durmasına rağmen tam kaç like gelmiş? 15. Buna kalp atmamama rağmen tam 32 beğeni gelmiş. Yani atmadım, yine de geçebilecek mi diye baktım, geçmiş. Yani arkadaşlar ne demek oluyor, paketi kesinlikle açacağım. Olmasa bile, kötü bir şey çıkmasa bile, çıkarsa bile üzülmeyeceğim. Çünkü bu sizin isteğiniz doğrultusunda oldu. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gerçekten muhteşem bir paket, yani gerçekten harika ötesi bir paket. Ve paketi şimdi sizlere göstereyim, hemen mağazaya gelelim. Paketi göstereyim arkadaşlar. Paket burada, gördüğünüz paket tam 1.5 milyon coins değeri var. Keşke pointslerimi harcamasaydım, bunun geleceğini bilseydim belki 15.000 pointslik bir paket açılımı yapabilirdik. Ancak maalesef bunun geleceğini bilmiyordum. Arkadaşlar benim burada en çok istediğim kişi Gullit, sonra Van Basten, sonra Bale, sonra da Maradona, sonra en çok istediğim bu adam abi, süper olur. Bu adam muhteşem olur ya da şu adam. Arkadaşlar MO istiyorum, bakın MO düşük de olur, 85 ve üstü bütün MO'lar olur. Yani abi Morata'dan itibaren bir şey gelsin. Rossiçki istemiyorum. Bunların hiçbirisi de satılamaz arkadaşlar. Bu arada galiba bunların hiçbirisi satılamaz olduğu için birazcık sıkıntı olacak. Yani Van Basten, Gullit falan çıkmadığı sürece kötü olacak bizim için. Bale çıkarsa da harika olur bu arada. Sıkıntı olmaz yani. Ama bakalım ne çıkacak, ne çıkartacağız. Arkadaşlar Dyer, yani şu bak benim tahminimce arkadaşlar şu ve altı bir şey çıkacak. Yok, şunun altında bir şey çıkacak. Bunun üstü zaten arkadaşlar yok. Şunun üstü harika. Bunun altında bir şey çıkarsa, yani şu anda en üstteki 5 tane oyuncu var ya, onlardan birisi çıkarsa çok üzülmem ama hatta şuradan da tam şu anda üzülmeyeceğim kısım ama bu ve altındakilere çok üzülürüm. Çünkü 1.5 milyon coins veriyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman paketi çok zaman kaybetmeden açıyoruz. 5'ten geriye sayarken siz de like'larınızı atın arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1, 0 ve arkadaşlar abone değilseniz de bak hiç videoyu durdurmanıza gerek yok. Like ve abone olun. 5 saniyede bakın, abone de değilseniz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, biraz daha bekleyelim olamayanları. Tamamdır, oldunuz şu anda. Like de attınız biliyorum. Yorumlarınızı da yapın. Bir sonraki videoda yine yorum gösteririm. Öneri yaparsınız. Ne yapacağımı söylersiniz. Arkadaşlar gerçekten çok istiyorum Maradona, Van Basten veya Gullit. Hadi bakalım arkadaşlar. Çıkmaz büyük ihtimalle ama çıkabilir. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Lütfen be. Hadi ya, bir kere şurada şansımız dönsün. Şansım geri döndü diye bir video atmıştım. Açtım, bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Benitez, Jefferson, Samudio, Lozano ve yok, Alessandro. Arkadaşlar bir şeyi merak ediyorum. EA Sports'la alakalı bir şeyi merak ediyorum. Gerçekten şöyle bir durum var EA Sports'ta. Benim hesabımla alakalı bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü hani bayağı bir şey yaptım. Yani EA Sports biliyorsunuz benimle sponsorluğu yok. Neden yok? Ben daha önceden coin sitesi tanıttım ve bu EA Sports'a karşı bir şeymiş. Artık tanıtmayı bıraktım ama hala bana karşılar. Bilmiyorum neden karşılar. Hani gerçekten anlamıyorum. Olabilir, hesap şanssızlığı olabilir. Bu hesabı, yani öyle bir şeyler olabilir. Ama bilmiyorum arkadaşlar, yani çoğunuza böyle çıkmış. Bu arada üzülmüyorum çünkü sizin isteğiniz doğrultusunda ben böyle çıkacağını düşünüyordum. Ancak sizin isteğiniz doğrultusunda açtığım bir paket oldu. Ve maalesef Alessandro çıkardık arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle birlikte kadro kurma görevlerine gelelim. Siz like'larınızla desteklerseniz arkadaşlar ben zaten üzülmeyeceğim. Like'larınızı atarsanız desteklerinizi göstermiş olursunuz. Arkadaşlar 9 saat kalmış. 80 beceri geliştiriciyi çok basit alabiliyoruz, o yüzden alalım. Hemen 71 gen yapalım. 71 gen 6 tane oyuncu falan koyacağım, 5 tane falan. Sonrasında da tamamdır, oldu arkadaşlar, hemen gönderelim. Ben artık hani gerçekten yoruldum, yani gerçekten yoruldum. Gönderelim. 40 beceri geliştiricimi de alacağım. Yeni şeyler de gelecek, yeni oyuncular falan gelecek birazdan. Hadi abi hadi. Tamam, ben bunları tümünü aç yapıyorum direkt. Şimdi bir tane daha yapacağım çünkü kaptan falan gelmiş. Güzel abi, bunların gelmesi güzel. Hemen bir tane daha yapacağım. Kasmasını artık istemiyorum ama birazcık fazla kasmaya başladı. Tamam şimdi 73 gen yok, bunu kullanma. Tamam, Brezilya var. Tamam, Brezilya'yı da kullandık. Şimdi daha buluruz abi. Şu an bulabileceğimi düşünüyorum. Çünkü bayağı bir aralık yaptım. Oyuncularda muhtemelen çıkar. Fransız demin kullanmadık, şimdi kullanalım. 72'lik oyunculardan genellikle kullanalım ki daha düşük oyuncular gitsin ama tıklanmıyor işte. Nerede abi? Hatta 71 kullanalım bir tane de. Tamam abi. Şimdi sırada hangi ülke var? Hemen değiştirelim. Almanya yoktu galiba. Daha demin baktık. İtalya vardır. Evet, İtalya varmış. 73'lük kullanalım. Zaten bu oyuncuların değeri yoktur arkadaşlar fazla. Bir de 71 koyalım. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar başka hangi ülke kullanabiliriz? Hemen bakalım. Dur ya bir dakika. Şöyle abi herhangi bir ülkeye basalım. Son ülke zaten. Diğerini kafaya göre koyabileceğiz. Hemen abi Senegal vardır belki. Varmış lan, şaka gibi. Yoktur aslında diye düşünüyordum. Ama varmış. Şimdi yüksek bir oyuncu kullanacağım. Çünkü karşı atak oyuncusu. Gerçi evet, karşı atak oyuncusu kullanmak istemiyordum. 77 gen yapacağım. Yüksek bir tane oyuncu kullanacağım arkadaşlar. Lan 74 gen yaptık. Adamlar 71 gen çıkıyor ya. Arasana adam gibi. Tamam neyse ya. Şunu kullansak oluyor mu? Oluyor. 75 oluyor. 74 oluyor mu? 74. Tamam bunu koyacağım ya. Koyulmuyor abi. Koyulmuyor ya. Koyulmuyor. Şaka gibi ya. Niye donuyor anlamıyorum. Heh. Evet arkadaşlar, bunu da alalım o zaman. Size de taktiği göstermiş oldum. Daha kolay alma taktiği. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama ben yine de size göstermiş olayım. Ve hadi açıl abi lütfen ya. Vallahi uğraştırmana gerek yok. Ve hafıza nasıl olduysa dolmuş ya. Yemin ediyorum ilginç. Arkadaşlar gerçekten ilginç. Bütün her şeyi silince yine de hafıza doluyor. 5 GB hafıza var. Ben bir sürü uygulama siliyorum. Yine de hafıza doluyor. İlginç bir durum. Neyse arkadaşlar 1,5 milyon coinslik paket açtık ve kadro kurma görevlerini yaptık. Burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanalıma abone olmayı ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da hayır öyle yapmıyoruz pardon. Şuradan kanalıma abone olun ve şuradaki videoda çok güzel bir video, oraya da gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Video şurada sığsın diye sırf ben birazcık buraya çekildim. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve bay bay.